Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları Zoom Soru Bankası 5. ünite kavrama testi 3 d dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler yukarıda bir şekilde B, A ve C, D ışınlar paraleldir. ABC x artı 20 ve BC'de 2x eksi 30'dur. Buna göre ABC kaç derecedir diye sordu. Şimdi gençler bakın buradaki z kuralından yani iç ters açılardan 2x eksi 30 eşittir. x artı 20 derece diyorum. Buradan x'i sola alırsam 2x eksi x 20 artı 30 olur. 30'da sağ tarafı alırım. O halde x'in değeri 50 derecedir. Şimdi x'e 50 bulduk gençler. Benden ABC b, C istiyor. Yani x artı 20 istiyor. Buradan x yerine 50 koyarsam 50 artı 20 70 derece olur sorumuzun cevabı D şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet gençler devam ediyorum. İkinci soruya geçiyorum. Evet, i̇kinci soruya geldiğimiz zaman gençler benden LK MN paraleldir. MLK açısı 4A. LMN açısı 11A'dır diyor ve benden LMN açısını istiyor. Şimdi gençler karşı durumlu açılardan. Bakın şöyle U kuralı olarak da görebilirsiniz. İkisinin toplamı 4A artı 11A 180 derecedir diyoruz. Buradan 4A 11A daha 15A eşittir. 180 ise her iki tarafı 15'e bölersek A'nın değeri 12 derecedir. Ben de LMN'yi istedi. LMN 11A 11 çarpı 12 132 derece olur diyoruz. Ve C şıkkını işaretliyoruz. Evet temizlik Devam ediyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Evet, yukarıdaki şekilde BA ve DE ışınları paraleldir. ABC 75 CD 45 derece olduğuna göre BCD açısı. Gençler bakın burada ben M kuralı olarak görecek olursam eğer o halde ne yaparım? M kuralında biliyorsunuz. içerideki açıların toplamı M'nin ortasındaki açı eşittir. 75 artı 45 soru işaretini verecek diyorum. 75 ile 45 toplarsam da 120 derece olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet temizleyerek devam edelim. Evet dördüncü soruya bakacağız gençler. Yukarıdaki şekilde LK ve NO paraleldir. MLK 100, MNO 140 derecedir. Buna göre LMN açısını istiyor. Şimdi gençler bakın burada kalem ucu kuralına göre bu üç açının toplamı 360 derece olacak. Eşittir 360 dersen X artı 100, 140 daha 240 360 derece ise X'in değeri 360 eksi 240'dan 120 derece olur diyorum. Ve C şıkkını işaretliyorum. Evet gençler devam edelim. Beşinci soruya bakalım. Yukarıdaki şekilde BA ve DE paraleldir. ABC 105, CDE 96 derecedir. Benden BCD açısını istiyor. Gençler tabii ki bu sorularda yine belirtelim. Birden fazla yolla da yapabilirsiniz. Şöyle ben üçüncü bir paralel doğru çizmek istiyorum. Daha farklı yollara da yapabileceğinizi belirtiyorum. Şimdi gençler öncelikle şu açıyı bulmak istersem. 105 ile bunun toplamı 180 olacak. Eğer ben buraya x dersem x artı 105 eşittir 180 ise buradan 180'den 105'i çıkartırsam x'in değeri 75 derecedir. Yine aynı şekilde gençler bakın buradaki u kuranına göre buraya y diyecek olursam y ile 96'nın toplamı 180 olacak diyorum. O halde 96'yı karşıya gönderdim. Eksi 96 olarak geçsin. Y eşittir. 10'dan 6 çıktı 4. 7'den çıkmaz 17'den 9 çıktı 8. Y'nin değeri de 84'tür. Şimdi ortadaki açıyı bulmak için arkadaşlar tamamı 180 derecedir. Yani soru işareti artı. 84 artı 75. 180 derece ise. O halde soru işareti artı. 84 ile 75'i toplarsam ne yapar arkadaşlar? 9 159. 159'u karşıya gönderiyorum. Eksi 159 olarak geçti. O halde soru işaretinin değeri 21 derece olur diyoruz. Ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler devam edelim. 6. soruya geçelim. Evet gençler burada da üçgene çevirerek çözmek isteyeceğim. Bakın arkadaşlar birden fazla yolumuz var dedik. Az önceki gibi üçüncü bir paralel uzatabilirdim. Veya şöyle uzatarak üçgene çevirerek sorumu çözmek istiyorum. Şimdi burası 110 derece ise gençler yöndeş açıdan burası 110 derecedir. Tamamı 180 ise buraya 70 derece kalır. Şimdi üçgen iç açıları toplam 180 diye. O halde 30 70 ile 70'i topladım. 100 derecede 180'den 100'ü çıkarıyorum. Diğer iç açımız 80 derecedir. Yine halde burası tekrar 180'den çıkartırsam 100 derece olur deriz ve B şıkkını işaretleriz gençler. Tabii ki arkadaşlar az önce söylediğimiz gibi bir önceki sorudak gibi paralellikten faydalanarak karşı durumlu açılarla da sorumuzu çözebilirsiniz. Evet devam edelim. Evet 7. soruya geldiğim zaman gençler yukarıdaki şekilde GF ve DE birbirine paraleldir. AGF 40 derece DE DC'ye diktir. Buna göre GBD açısı. GBD ortadaki açı. Şimdi gençler 180 dereceden 140'ı çıkartırsam burası 140'tır. Şimdi burası 90'sa burası da 90 derecedir. O halde U kuranından faydalanacak. Kalem ucu kuranından faydalanırsam gençler. Yanlışlıkla söyledim. Yani şu soru işareti 140 ve 90'ın toplamı soru işaretine x diyecek olursam x artı 90 artı 140 360 derecedir. x artı 140 90 daha 230 olur. Eşittir 360 diyorum. Burada 230'u karşıya gönderecek olursak eksi 230 olarak geçsin. O x'in değeri 130 derece olur diyoruz. Ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. C'yi gösterelim. Ve devam edelim. 8. soruya geçelim. Evet gençler. 8. soruya geldiğim zaman B, C D, e paraleldir. ADE 144 ve ABC 108 derecedir. Benden B, A, D açısını istiyor. Gençler bakın bu soruları birden fazla yolla yapabilirsiniz diye tekrar belirtmek istiyorum. Öncelikle şu açıyı bulmak için 144'te bunun toplamı 180 olacak. O halde 180'den 144'ü çıkartırsam 36 derece olur. Bunun değeri diyorum. Peki arkadaşlar şöyle bir U kuralı görelim. Bakın 108 ile bunun tamamı ne olacak arkadaşlar? 180 olacak. O halde buraya A dersem A artı 36 artı 108 eşittir. 180 derece. A artı 36 ile 108'i toplayacak olursam gençler 144 olur. Eşittir. 180. Buradan A'nın değeri 144'ü gönderdim karşıya. 180'den 144'ü çıkartırsak 36 derece olur diyoruz. Ve C şıkkını işaretliyoruz. Evet gençler şurayı temizleyerek bir de üçgen olarak çevirelim ve bunu da sizden çözmenizi isteyeceğim. Şimdi gençler bakın bunu şöyle üçgene çevirerek de çözebilirsiniz. Bakın böyle bir üçgen olarak görürsek şimdi burası 108 burası 108'dir. Şimdi burası gençler tamamı 180'di. Bakın buraya 36 kalır. Şimdi üçgenin iç açıları toplamından 108 ile 36'yı toplarsak 144. Yine burayı 36 derece olarak görürüz. Evet yine ben çözmüş oldum arkadaşlar. Bu şekilde de ikinci bir yolla da çözebiliriz diyelim. Devam edelim. Evet 9. soruya geldiğim zaman gençler hemen M kuranından faydalanacağım. O halde soru işaretinin değeri 30 artı 40'dan 70 derecedir diyorum. Ve D şıkkını işaretliyorum. Evet devam edelim. Evet gençler bir tık büyüttüm yukarıdaki şekilde B, A, G, F ve EF birbirine paraleldir. D e, F 105 ve GC de 60'tır gençler GC ile ED birbirine paraleldir diye söylüyor. Buna göre HGC açısını istiyor. Şimdi gençler şu EF'yi uzatacak olursam diğer tarafa doğru uzatıyorum. Evet arkadaşlar bakın bunu uzattım. Şimdi gençler GC ile DF, DE birbirine paralel olduğuna göre bu açıyla bakın buradaki açımız 105 derecedir. Arkadaşlar buradaki açı 105 derecedir diyorum. Direkt olarak. HGC neresi gençler? Bakın burası. HGC burası. HGC burası ise şöyle bir Z kuralından burası 105 derecedir diyebiliriz. Çok rahat. Evet. Bakın arkadaşlar açımızı doğrumuzu uzattığımız zaman yöndeş açıdan faydalandım. Bakın bu ikisi yöndeş açıdır. Yani ikisi 105 derece ise Z kuranından HGC de 105 derecedir der. B şıkkını işaretlerim. Evet gençler devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet verilen şekilde AB ve DC paraleldir. BC ile DE de paralel olduğuna göre X kaçtır diye sordu. Gençler şöyle çok rahat uzatabiliriz. Bakın yukarıda bir üçgen oluşturdum. O halde 95, 35 daha. 130 derece. 180'den 130'u çıkartırsam. Bakın şurası. 50 derecedir. Şimdi gençler bakın burada ister z kuralından görebiliriz. Bakın büyük bir z çizeyim. paralellikten faydalanarak bakın buradaki 50 buradaki x'e eşittir diyebiliriz. Veya şunu da kullanabilirim gençler. Burası 50 ise buraya 130 derece kalır. Şöyle bir u kuralı görürsek x ile 30'un 130'un toplamı 180'dir der. Yine buraya 50 derece diyebiliriz. Evet gençler bakın şöyle gösterelim. x artı 130 180 derecedir. Buradan da x'in değeri 50 derecedir deriz gençler. Evet. temizleyerek devam ediyorum. 12. soruya geldiğimiz zaman yukarıdaki cadde modellemesinde güzel, günay ve canpolat caddeleri birbirine paraleldir. Buna göre A artı B kaçtır? Şimdi gençler paralellik varsa U kuralını aklımıza getirelim. Yani karşı durumun açılardan A ile 124'ün toplamı 180 derecedir buradan A'nın değeri 180'den 124'ü çıkartırsak 56 derecedir. Şimdi B'de de gençler aynı şekilde bakın B ile 118'in toplamı 180'dir. Buradan B 180 eksi 118 B'nin değeri 62 derecedir. E benden bu ikisinin toplamını istedim. 56 62 daha 118 derece olur. Sorumuzun yanıtı B şıkkı doğru seçenektir diyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın gençler.